Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Ala suremizi Ebu'l-Leys es-Semerkandi ile okuyorduk. 7. ayet-i celileden devam ediyoruz. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa. Şüphesiz o Allah açıkça söylenenleri de bilir, gizlenenleri de bilir. Yani gizlenen şeyleri. Yani ya'lemul alaniyete ve's-sirra. Allah sır olarak saklanılan şeyleri de bilir. Herkesin gözü önünde açık açık yapılanları da bilir. Ve yuqalu ma yejharu bihi el-imamu fil fecri vel-magribi vel-işai vel-cum'ati. Bu ayet hakkında Allah cehri yani sesli olanları da bilir ayetinden şu manada anlaşılmıştır. 5 vakit namaz ve diğer farz namazlardan imamın açık sesle okuduğu ayetleri ve o açık sesle okunan, kıraate açıktan okunan namazların içerisine katılmış insanları ne okuduğunu da bilir diye, yani imamın sabah, akşam, yatsı ve cuma namazlarında okuduğu, açıktan okuduklarını da bilir diye yorumlanmıştır. Ve mâ yehfe, yani hafi, içten okunan, gizli kalanları da bilir. Yani fil zuhri vel asri ve sünneni. Sünnet namazlarda, öğle ve ikindi namazlarında farzları biz kıraati gizli okur ya imam. Dolayısıyla onun gizli okuduklarını da açıktan okuduklarını da bilir. Ve yuqalu, ve yine denilmiştir ki bu ayet hakkında ya'lemu ma yazharu min ef'alil ibadi ve akvalihim. Allah kullarının fiillerini, eylemlerini de bilir, sözlerini de bilir. Manası da çıkarılmıştır bu ayetten. Böyle de yorumlanmıştır. Ve ma yakhfa, gizlediklerini de ayetin bu kısmından min akvalihim ve ef'alihim. Yani insan olarak her birimiz hem davranışlarımız hem de sözlerimizi açıktan yaptıklarımız var. Herkesin gözü önünde yapıp konuştuklarımız var. Bir de iç dünyamızda, zihin dünyamızda tasarladıklarımız var. Konuşma bakımından olsun ve eylemlerimiz, herkesten gizli gizli yaptığımız eylemlerimiz ve sözlerimiz olsun. Her ne yaparsanız hepsini Allah hakkıyla bilir. Ve yuqalu ya'lemu, yine Allah bilir. Ayette o ya'leme ifadesi مَا عَمِلَ الْعِبَادُ, kişinin yaptığı işleri bilir. وَمَا يَخْفَى, gizlediklerini de ayetin bu kısmından ise, yani مَا لَمْ يَعْمَلُوهُ وَهُمْ عَامِلُوهُ, yapmak zorunda olduğu halde yapmadıklarını da bilir manası da çıkarılmıştır. وَمَا يَخْفَى ayetinden bu da anlaşılmıştır. Yani somut örnek vermek gerekirse, diyelim namazla niyazla emrolunmuş bir mümin kul namazını kılmadıysa onu da ve ma yahfa, yani kılması gerektiği halde kılmadığı şeyleri de bilir manası da verilmiştir. Sümme kâle azze ve celle, sonra aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى, yani سَنُهَوِّنُ عَلَيْكَ حِفْظَ الْقُرْآنِ. Resulüm, biz sana Kur'an-ı Kerim'i iyice bellemeni, ezberleme işini çok kolaylaştıracağız. Ve تَبْلِغَ الرِّسَالَةِ, peygamberliğin gereği olan tebliğ vazifeni bütün insanlığa ulaştırma konusunda da senin işlerini kolaylaştıracağız. Ve yuqalu, yani yine bu ayet konusunda benüyessiruke lil yusra ayetinin manası konusunda şöyle de denilmiştir. Nu'inuke ala ta'a, iyilik ve takva, salih amel yapmakta sana yardımcı olacağız biz. Kavluhu ta'ala.
Evet, bu inşallah Leyl suresinde bu ayet tekrar gelecek. Allah sevdiği kullarını sevdiği amelleri yapması konusunda içine bir heyecan, içine bir aşk, sevgi, efendim bir ciddiyet ve nasıl bir halavet o yapılacak iyiliğin, güzelliğin tadını verir. Dolayısıyla da o iyiliği yapmaya doymaz. Bir daha bir daha yapayım ister. Cenab-ı Hakk'ın işte iyiliği yapma konusundaki yardımı böyle de tecelli eder. Kavluhu Teala fezekkir. Allahü Teala'nın ayetteki sen hatırlat, nasihat, öğüt ver. Yani bu ifade işte fezekkir ifadesi. Fe'ız bil Kur'anin nase. Resulüm sen Kur'an-ı Kerim'le insanlara vaaz, nasihat ver. Değerli arkadaşlar, değerli dinleyenler, en vurucu, en çarpıcı, en akılda kalıcı, en özlü nasihat Kur'an-ı Kerim'le yapılan nasihattir. Kur'an-ı Kerim zaten baştan sona bir nasihat olduğu için Cenab-ı Hak ona mev'izatül hasene ifadesini kullanıyor. Yani güzel öğütlerin mecmuasıdır Kur'an-ı Kerim'imiz. Onunla hatırlat. İn nefaati zikra, yani ayetin bu kısmı ise in nefaathumul azatu, eğer bu nasihat, vaaz insanlara fayda verirse. Manahu ma nefaatil azatu bil Kur'ani illa limen yahşa. Bu ayetten şu mana da çıkarılabilir. Kur'an-ı Kerim'in öğütlerinden ancak Allah'tan sakınanlar, ona saygı ve hürmet gösteren, onun kanun nizamına, hükümlerine, emir ve yasaklarına hassasiyet gösterenler hassasiyet gösterenlere bir faydası dokunur Kur'an-ı Kerim öğüdünün. O yüzden işte bu nokta önemli değerli arkadaşlar. Her birimiz Allah'ın emir ve yasakları karşısında ona itaat hususundaki etkilenme oranımızı gözden geçirmemizi icap eder. Yani ben Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman ondan faydalanabiliyor muyum? Eğer faydalanamıyorsam demek ki Allah'a olan saygı ve hürmetimde bir takım kusurlar var ki Kur'an-ı Kerim'in öğütleri bana fayda vermiyor. Ve yukalu, yine bu ayet kapsamında şöyle şu mana da düşünülebilir. Şöyle de denilmiştir. İnne fa'ati zikra, yani inne kavleke ve da'veteke tenfe'u li kulli kalbin akilin. Resulüm sen sürekli Kur'an-ı Kerim'le nasihat ve öğüt vermeye devam et. Çünkü senin sözlerin Kur'an-ı Kerim'in manasını damıtarak özleştirdiğin o mübarek hadisi şeriflerin ve İslam'a olan davetin mutlaka aklı olan, ahiret düşüncesi olan kalplere, her kalbe mutlaka fayda verir. Dolayısıyla sen öğüt ve nasihate devam et. Öyledir değerli dinleyenler. Çünkü bizim bir cemiyet içerisindeki yaptığımız bir öğüt, bir nasihat, hele de işin içinde ihlas varsa, mutlaka muhataplardan tamamının olmasa bile en azından %5'inin, 10'unun kalbinde etki yapar ve tamamı istifade etmese bile, sözümüzün tamamından istifade edilmese bile en azından bir takım insanlar sözümüzün bazı noktalarıyla kendine öğüt ve hisse alırlar. Ve yuqalu senuyessiruke lil yusra. Ayetin bu manası, bu lafzının manası konusunda denmiştir ki, yani nühevvinu aleyke amele ehlil cenne. Yukarıda demişti ya, bu ayete şöyle mana verilmiştir diye. Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi, peygamberliğin mesajlarının insanlığa ulaştırılması konusunda sana yardım edeceğiz. Resulüm anlamına geldiği, o bu işi kolaylaştıracağız anlamına geldiği gibi, cennet ehlinin yaptığı güzel
amelleri işlemeyi sana kolay kılacağız, kolaylaştıracağız manasına da gelmektedir. Sümme kâle ve se yetezekkeru mey yakşa. Ve bu öğütlerden ancak Allah'tan korkanlar fayda elde ederler. Yani o öğütten nasiplenecek olanlar Allah'a saygı ve hürmeti tam olanlardır. Yani yetta'izu bil Kur'an men yahşallahu teala. Kur'an-ı Kerim'in bu öğütlerinden nasipdar olanlar ancak Allahü Teala'dan korkanlar ve ona saygı hürmet, kanun nizamına saygı hürmet gösterenler istifade eder. Ve yeslemu Allah'a teslim olanlar. Allah'tan korkan ve ona teslim olanlar. Ve yukalü yine aynı ayetin manasından, lafzından şöyle bir anlam da çıkarılabilir. Ve yukalü manahu, bunun manası seyette'izu ve yu'minu ve ya'melu salihan men yahşâ. Men yahşa kalbuhu min azabillahi teala. Bizim okuduğumuz ayetlerden iman eden, salih amel işleyen ve kalbi Allah'ın azabından çekinen, korkan kimseler istifade edebilir. Yani diğer bir ifadeyle şu anlama geliyor. Bir öğüdün, nasihatin kalbimize işleyebilmesi için yukarıda geçtiği gibi Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde Allah-u Teala'ya haşyet duymamız icap ediyor. Ona teslim olmamız icap ediyor. İman etmemiz, salih amel işlememiz ve kalbimizin Allah'ın azabından korkması gerekiyor. Ve yetecennebuha etka ve yetecennebuha, yani yetebaadu anha, yani an uzatike. Resulüm, senin sohbetinden, senin nasihatinden kim uzak durur? El eşka. Ki peygamberimizin vaaz-ı nasihati de Kur'an-ı Kerim'e dayalıydı ya, ona bağlıydı. Kur'an-ı Kerim'den kim kaçar? Hayat boyunca Kur'an-ı Kerim'i kim eline almaz? Kim yüzüne bakmaz? El eşka. Şaki olanlar. Efendim, hak yolu kaybetmiş olanlar Kur'an-ı Kerim'den ve öğütten uzak durur. Bu çok üzücüdür günümüzde özellikle. Yani herkes bilgiye kolay ulaşmasını da bahane göstererek, herkes demeyelim ama maalesef bu gittikçe yaygınlaşıyor toplumumuzda. Benim aklım bana yeter, benim bilgim bana yeter, kendi nasihatini, öğüdünü, bilgini kendine sakla tarzında bir yaklaşım içerisinde bulunabiliyor. Bir müminin yapabileceği bir vasıf değildir bu. Yani yeri gelir çocuktan, hatta bırakın yeri gelir hayvanın davranışından bile öğüt alır Müslüman. Yani mesela diyelim ki köpek yavruları sokakta 3-4 tanesi bir araya kenetlenmiş yatıp uyuduğunu görse bir mümin, ondan bile ders alır ki yani kardeşler birbirine böyle sıcaklığını hissettirmeli, efendim birlik ve beraberliğini bozmamalı tarzında bir düşünce uyanır. Yani peki eşka kim? Bundan ne anlaşılır? Eşşakiyyüllezî vecebe fî ilmillâhi teâlâ ennehu yedhulun nâra. Evet. Şakî cehennem namzetleridir. Yani Allah-u Teala'nın ezeli bilgisiyle cehenneme gitmesi vacip olan, kesinleşmiş olan kimselerdir şakî. Mesela Velid bin Mughire, Ebu Cehil mesela, Ebu Talip aynı şekilde. Bunlar hep şeydir. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de
efendim ismen andığı ve inkarcı olarak ahirete göçüp gitmiş insanlardır. İşte şakiler onlardır. Ve men kâne mislu hâlihimâ. İşte burası bizim için çok önemli hâis. Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi, Mughire bin Şube gibi Velid bin Mughire düzeltiyorum. Velid bin Mughire gibi onların özelliklerini, mizaçlarını, davranışlarını, inançsızlıklarını taşıyan bütün insanlar da şaki grubuna girer. Ellezî o şaki olanlar ki yaslen nâral kübra. O büyük ateşe gireceklerdir. Yani yedhulu yevmel kıyametin nâral kübra. Kıyamet gününde o çok büyük ateşe onlar girecektir. Yani ennâral uzma. O azametli büyük ateşe gireceklerdir. Lianna narad dunya, çünkü dünyanın ateşi hiyen narus sugra, gayet küçük bir ateştir. Yani yakıcılık derecesi santigratı gayet düşüktür. Ve narul ahireti hiyen narul kübra, ahiret ateşi ise çok büyük bir ateştir. Ve rave Yunus'u anil haseni anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada rivayet zincirini de verdi ki nadiren verdiği de oluyor. Bu tefsir usulünden bir örnektir İmam-ı Semerkandî'nin. Demek ki İmam-ı Yunus Hasan, o da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şu rivayette bulunmuşlar. Kale buyurdu ki Peygamberimiz, inne nârakum hâzihi, sizin şu gördüğünüz yemek pişirip ısındığınız ateş var ya, cüz'ün min seb'ine cüz'en min nâri cehennem. Cehennemin ateşinin 70 kat sıcak derecesinden sadece bir derecedir. Yani cehennem sıcağı sizin şu andaki dünya ateşinizin 70 kat daha fazlasıdır. Fakat gumiset finnari merratayn li yudna minha ve yuntafa biha ve lavla zalika ma danaftum minha. Muhtemelen şurada bir hata var. Finnar değil de filma olması gerekiyor bunun. Çünkü o cehennem ateşi dünya ateşinden 70 kat daha güçlü yakıcılık özelliğine sahip ya, işte o cehennem ateşi suya iki defa batırıldıktan sonra hararet seviyesi düşmüştür. Böylece de siz o ateşe yaklaşabiliyorsunuz. Eğer o hararet derecesi düşürülmemiş olsaydı siz ateşe yaklaşamazdınız ve ondan faydalanamazdınız. Ve yuntefe'u biha, o ateşle siz faydalanıyorsunuz. Ve levla zalike ma denevtum minha, eğer ateşin o cehennemden alındığı hali muhafaza edilseydi siz ona yaklaşamazdınız. Nitekim işte bu demir çelik sektöründe görüyoruz. Orada işçiler ne kadar uzak mesafeden ellerindeki demir çubuklarla falan müdahale ediyorlar, yaklaşamıyorlar. Hatta koruyucu bir takım kıyafetler giymesine rağmen. Benzetmekte hata olmaz. Ve yukalu inneha testeciru en turadde ile cehenneme. Ve yine bu cehennem ateşi hakkında cehennemden alınıp derecesi azaltılmış ve faydalı hale getirilmiş, santigratı düşürülmüş o ateş, yani dünya ateşi denilir ki tekrar cehenneme dönmemek için, tekrar cehenneme o cehennemden, onun alevinden alındı ya, dönmemek için Allah'a sığınır. Yani tetaavvedu minha, tekrar cehenneme atılmaktan, cehennemin kendi ateşi, dünyada derecesi hafifletilerek kullanılan ateşi, tekrar cehenneme dönmeme konusunda Allah'a yalvarır, ona sığınır. Ve kâle bazul hükeme. Tabi buralarda hep ince ince nasihatler veriyor İmam-ı Semerkandî. Yani cehennemden alınmış ateş
dünyadaki görevini yaptıktan sonra tekrar ana vatanı cehenneme dönmeyi istemiyorsa, ondan korkup Allah'a sığınıyorsa, ey insanoğlu, ey mümin, sen neyine güvenerek cehenneme korkusuzca girebilecek kötülükler yapıyorsun, inançsızlıklarda kalıyorsun. Yani cehenneme girmekten niye sakınmıyor, çekinmiyorsun demeye getiriyor. Alametü şakaveti tis o eşya. Demek ki yukarıda dedi ya, eşka kimdir? Ebu Cehil gibi, Velid bin Mughire gibi kişilerin özelliklerini taşıyan dedi ya, şurada hukemadan, hakimlerden, bilginlerden şu nakli de yapıyor bize. Şaki bir insanın şaki midir? Yoksa Sa'id midir? Cennet namzedi midir? Cehennem namzedi midir? Cehennem namzedi olmasının göstergesi 9'dur. Kesratül ekli. Affedersiniz, hayvan gibi yer, çok yer. Yani o nimetin sahibine şükretmeden, nimeti hazırlayanlara teşekkür etmeden, efendim besmelesiz, arkasında hamdi esirgeyerek yer de yer. Ve şurbi aynı şekilde çok içer. Buradaki içme normal su içme, yani meşrubat içme, ama dediğimiz gibi besmelesiz ve şükürsüz. وَالنَّوْمُ çok uyuyan, yani ahireti sanki garanti altında, dünyada uyuduğu kadar uyusun, yediği kadar yedisin gibi düşüncede olanlar. وَالْاَصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ günah işlemekte ısrar edenler. وَالْغِيبَ gıybet eden insanların şahsiyetini, manevi kişiliğini efendim çekiştiren, çiğneyenler. Ve kasavetül kalbi katı olanlar ve kesratü zunubi günahı çok olanlar ve nisyanül mevti ölmeyi unutanlar. Yani bazı insanlar ölmeyi unutuyor gerçekten. Yani bir bakıyorsunuz ki Azrail kapısını çaldığı an, ha ölüm varmış, hayat var, hayat bitermiş gibi düşünceye ancak öyle varabiliyorlar. Vel vukufu beyne yedeyil meliki azze ve celle. Evet, ölmeyi ve Allah'ın huzurunda ayakta durup hesap verme gününü unutanlar. Yaptığı hayatın, yaşadığı hayatın hesabının olduğunu unutanlar. Şakilik özelliğini taşıyan kimselerdir. Ve hâzâ huve şakiyyüllezî yedhulun nâral kübrâ. İşte o büyük ateşe girecek olan şakiler, bu vasıfları haiz olan kimselerdir. Sümme la yemutu fîhâ ve la yahya. Yani la yemutu finnâr. Cehenneme giren kişi ölmez, ölemez. Hatta la yestariha. Ölse de bir rahatlasa. Öyle bir şey yok. Yani bazen dünyada sıkıntı çeken insanlar kendi kendine, ölsem de bir kurtulsam şu çileden, dertten, ızdıraptan derler. Tabi bilmiyoruz, öldükten sonraki amelleri gerçekten istirahat etmesine imkan sağlayacak mı? Ama yani cehenneme girenler için ölsek de bir kurtulsak deseler de ölemeyecekler. Min azabiha, yani şu azabından bir rahata ersek deseler de ölemezler. Ve la yahya hayaten tenfe'uhum. Aslında onlar yaşıyor da değildir. Cehennemde yaşamak mı olur? Ona yaşamak mı denir? Yani hayattan zerre kadar tat almaksızın ve ölmeksizin orada ebedi kalırlar kafirleri. Büyük günahı işleyen müminler de günahı oranında yandıktan sonra inşallah cennete dönerler. Ve kâlel katbiyyü manâhu. Bu ayetin manası konusunda, huvel azabu bihâli men yemûtu ve lâ yemût. Bu azaptır. Burada kastedilen ki aslında kişi bihâli men yemûtu ve lâ yemût. Ölmüş ama ölmüş değil. Yani ölümle hayat arasında bir noktada yaşamaktadır. Daha öz bir ifadesiyle bu kişiye ölmüş diyemeyiz. Çünkü cehennemde yaşıyor. Yaşıyor diyemeyiz.
Çünkü hayatta bulunduğu yer cehennemin içi olduğu için ona yaşamak denmez anlamında böyle bir mana vermiş bu ayete imamı Katbi ya da Katebi. Evet. Hemen bir sonraki ayeti celileye bakıyoruz. Son ayet grubuna inşallah gelmiş bulunuyoruz. Kad eflaha men tezekka. Direkt ayete başlayalım. Sümme kâle azze ve celle. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Kad eflaha men tezekka. Yani faze ve neca min hazel azab. Şakî cehenneme düşmüştü. Peki ondan kurtulan da var mı? Evet var. Bu azaptan kurtulan ve sa'ade bil cenne, cennete ulaşan, onunla mes'ut olan kişi men tezekka. Nefsini bütün kötülüklerden arındıran kimsedir. Yani vahhadallaha teala. Önce Allah'ın birliğini kabul ediyor. Sonra da vezekka nefsehu bittevhid. Kelime-i tevhid, İslam'ın o tevhid dininin bütün güzelliklerini içine sindire sindire yaşayarak gönlünü her türlü kötülüklerden, günahlardan arındıran kimseler kesinlikle kurtulmuştur. Ve de kerasme Rabbihi. Sonra da Rabbinin ismini güzel güzel zikredip ananlar, yani tevhide Rabbihi. Allah'ın birliğini kabul edip o tevhid dini içerisinde yaşayanlar. Fesalla ki inançtan sonra elbette ibadet gelir. Namazını kılan, inancını sağlama erdirdikten sonra fesalla namazını kılan ma'al imami salavatil hamse. 5 vakit namazını imamla birlikte camide kılanlar ve yuqalu denilir ki kad eflaha men zekka ayeti, yani edda zekatel fıtr. Çünkü zekat kelimesiyle ezka kelimesi aynı kökten türetilme. O yüzden müfessirler buraya fıtır zekatını, sadakasını verenler kurtulmuştur şeklinde mana vermişlerdir. Tabii buradaki zekatı bildiğimiz en az 40'ta birlik zenginlerin verdiği oran olarak düşünemeyiz. Çünkü zekat hicretin ikinci senesinde farz kılındı. O zamanlar zekat farz değil ama mutlaka müminler elinden gelen her türlü yardımı muhtaçlara vermek durumundaydılar. Farz olarak değil ama ilahi bir görev olarak yine böyle bir vazifeyle vazifeliydiler. Ve de kerasme Rabbihi fasalla malime musallatil ait. Aynı şekilde şu da denmiştir. Yani Allah'ın adını anar, Rabbinin ismini, sonra da namazını kılan kimseler kurtuluşa ermiştir derken buradaki namaz kılmaktan yukarıda 5 vakit namaz demişti. Burada ise bayram namazını imamla kılanlar dedi. Muhtemelen Türkler arasında 5 vakit namazını kılmadığı halde bayram namazını cemaatle kılan kimseler işte Semerkandi'nin bu tavsiyelerine herhalde kulak kabartmış olmalılar. Ve yukalu kad eflaha men zekke ayeti hakkında, yani edda zekatel mal. Malının zekatını verenler. Yani neca min husumetil fukara yevmel kıyame. Dünyadayken zekatı vermek kişinin aslında tercihine de bırakılmamış ama günümüzde maalesef bu tamamen insanın kendi tercihine bırakılmış durumda Müslümanın. Ahirette Allahü Teala o fakirle zekatını vermeyen kimseyi karşılaştırıyor ve aralarında bir dava söz konusu oluyor. Yani fakir dünyadayken malının zekatını vermeyen zenginden davacı oluyor. Onun karşılığında sevap olarak karşılığını istiyor. Husume dediği o. Ve de kerasme Rabbihi fesalla. Tıpkı bu borç ödemek gibi. Aslında değerli dinleyenler, değerli arkadaşlar, zekatı öyle anlamamız gerekiyor. Yani nasıl bir insana bir borç alsanız ve o borcu ödemediğiniz takdirde kul hakkı borcu olarak ahirette onu sevabınızla ödüyorsanız, ödeyeceksek,
Burada da aynen fakirin hakkını dünyada vermeyen kişi orada sevabıyla onu ödemiş oluyor. Yani kebbera ve salla lillahi teala. Allahü Teala'yı tekbirle, tahmidle öven, şanını yücelten ve sırf Allah için namaz kılanlar kurtulmuşlardır. Ve yukalu, denilir ki men tezekkâdan kastedilen şudur. Yani tâbe minezzünûbi. Günahtan tövbe edenler, çünkü günahtan tövbe etmek gönüllü arındırır, temizler. Onlar kurtulmuştur. Ve de kerasme rabbihi, yani izâ semi'al ezâne harace ilas salâti. Ezanı duyduktan sonra hemen namaza çıkanlar kurtuldu anlamındadır. O anlamada gelir bu ayet. Sümme, Cenab-ı Hak bunları zikrettikten sonra sümme zemme tebâreke sümme zemme terikel cema'a. Cemaati terk eden insanları zemmetmiştir Allah-u Teala li eclil iştigali bid dünya. Sırf dünya meşguliyetlerinden dolayı cumaya, beş vakit namazında camiye, cemaate gitmeyen kimseleri Allah-u Teala ayıplamakta, zemmetmektedir. Şu ayetle, şu ifadeyle zemmetmektedir. Bel tu'sirûnel hayâted dünya. Siz dünya hayatını öne alıyorsunuz. Yani tahtarûne ameled dünya alâ amelil âhirâ. Siz dünya işlerinizi ahiret işlerinize tercih ediyor, önüne geçiriyorsunuz. Kara'e Ebu Amr bu ayeti Ebu Amr okumuştur. Bel yü'sirûne bil yâ'i, yâ ile okumuştur. Alâmânel haberi anhum, onların halinden haber veren bir haber anlamında yü'sirûne demiştir. Vel bâkûn, diğer kıraat imamları ise bittâ'i alâmânel muhatabeti. Yani muhatap kalıbıyla, ifadesiyle diğerleri tü'sirûne diye okumuşlardır. Sümme kâle azze ve celle, sonra Cenab-ı Hak buyurdu ki velel âhiretu hayrun ve ebkâ. Unutmayın ki sizin dünyayı öne almanıza, tercih edip ona daha çok çalışmanıza rağmen ahiret hayatı çok daha hayırlı ve ebedi yurt orasıdır. Yani amelul ahireti hayrun ve ebka min iştigali dünya ve zineteha. Ahiret için çalışıp çabalamak çok daha kalıcı, dünyanın süslerinden ve güzellikleriyle meşgul olmaktan çok daha kalıcı ve hayırlıdır. Ve yukalu manahu يختارون عيش الدنيا الفانية على عيش الآخرة. Yani o insanlardan bazıları ki dünya hayatını, geçici dünya hayatını, baki ve sonsuz olan ahiret hayatının önüne geçiriyorlar, tercih ediyorlar. وَاِنَّ عِيشَ الْآخِرَةِ şüphesiz ahiret hayatı hayrun ve ebka çok daha hayırlı ve sonsuzdur. لِأَنَّ فِي عَيْشِ الدُّنْيَا çünkü dünya hayatının içerisinde uyuben kesireten bir takım eksiklikler, birçok eksiklikler ve ayıplar vardır dünya hayatında, noksanlıklar vardır. Mesela kesratu khavfil marad, hasta olma korkusu mesela. Bunlar ahirette yok, dünya hayatında var. Vel mevti, ölmek ve ölüm korkusu. Vel fakr, fakirliğe düşme korkusu. Bütün bunlar dünya hayatının şeyleridir, eksik yönleridir. Bunlar ahiret hayatında
hiç karşılaşılmayacak şeylerdir. Aynı şekilde ve zülli, zillete düşmek, hakarete düşmek, bunlar dünya hayatının eksik, kusurlu taraflarıdır. Hastalık, ölüm, fakirlik, zillet içerisine düşmek, yaşamak, velheven, ezik bir ruh hali içinde yaşamak, ve zevel, sağlığını, sıhhatini, akıl sağlığını kaybetmek, vel habs, işte hapse düşmek, özgürlüğünü kaybetmek, vel men'a, herhangi bir nimetten, imkandan mahrum bırakılmak gibi, bütün bunlar dünyanın eksik yönleridir. Ve ma eşbehe zelik. Bu ve buna benzer şeyler dünya hayatının hep eksikliklerini gösterir. وَلَيْسَ فِي عَيْشِ الْآخِرَةِ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ Ahiret hayatında bu eksiklerden hiçbirini göremezsiniz. لِأَجْلِ هَذَا Bundan dolayı kıyla denildi ki خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا Ahiret hayatı dünya hayatından daha hayırlıdır. قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى Dünya hayatının ahiret hayatı yanında çok fani olduğu, geçici olduğu, ahiret hayatının baki olduğu, fakat buna rağmen insanların dünyayı tercih etmekte bulundukları ve sure içerisindeki geçen diğer Allah'ın azameti gibi efendim vahye uymak, sa'id ya da şakî olmanın yollarının gösterilmesi, Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki maddi manevi her türlü nimetlerinin ne olduğu ilk sahifelerde de zikredilmiştir. Yani اَلَّذ۪ي ذَكَرَ ف۪ي هَذِهِ السُّورَةَ كَانَ فِي الصُّحُفِ الْاُولَى Bu surenin Ala suresinin içeriğini, ana hatlarıyla tevhid konusunu, ibadet konusunu, ahlak konusunu, tezkiye konusunu, efendim hepsini Allah ta ilk dönemdeki gönderdiği peygamberlere indirdiği sahifelerde de zikretmiştir. Yani fil kütübil ula ilk ilahi kitaplarda Tevrat, Zebur, İncil gibi kitaplarda ve sahifelerde de zikretmiştir. Thumme fessarahu fekal O ilk en önce gelen peygamberlere indirdiği kitapları da Allah-u Teala burada açıklamaktadır ki Suhufi İbrahim'e ve Musa Musa ve İbrahim'in sahifeleri onda da Allah bu surenin içeriğini vermiştir. Ve yuqalu ellezî zekera fî âhiris sûre erba'u âyâtin lefî kütübil ûlâ Denilmiştir ki bu surenin son dört ayeti İbrahim Aleyhisselam'ın sahifesinde ve Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ta da zikredilmiştir, manasına gelmektedir diyenler olmuş. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi ilk manası ve çoğunluğun tercih ettiği görüş, surenin bütün muhtevası önceki ilahi kitaplarda da aynen zikredilmiştir. لَف۪ي كُتُبِ الْاَوَّل۪ينَ وَكُلُّ كِتَابٍ مَكْتُوبٍ Evet, burada küçük bir açıklama yapıyor. Şimdi biz normalde Musa Aleyhisselam'a indirilen kitap kabul ediyorduk. İbrahim, işte Şit, Adem ve İdris Aleyhisselam'a indirilenlere de sahifeler diyorduk. Şimdi bu konuda kısa bir açıklama getiriyor. Ve kullu kitabin mektubin her üzerine yazı yazılmış kitap yüsemmez suhuf. Ona aynı zamanda sahifeler de denir. Yani sayfaları bir araya getiren anlamında kitap kelimesi suhuf kelimesiyle eş anlamlıdır demeye getiriyor. Yani fi kavlihi taala yani fi kavlihi kat eflaha men zekka men tezekka ila ahiril aya. Evet. Şuradan ayırmamız gerekiyor. Demek ki buradaki suhuf kelimesi ilahi kitap manasınadır. Kafanız karışmasın demeye getirdi Ebu'l-Leys Semerkandi. Musa'ya indirilen Tevrat'a suhuf da denilir. Çünkü içerisinde sayfeler bulunduğu için. Tersinden düşünürsek İbrahim Aleyhisselam'a indirilen o sayfalara da kitap demek mümkündür. İşte
Kad eflaha men tezekkadan sonraki ayetler bu ilahi kitaplarda da yer almıştır. Yer alan sadece bu dört ayetten ibarettir diyenler de olmuştur. Şimdi değerli arkadaşlar, bu sureyi celileden bizler hangi dersleri çıkarmalıyız? Çok kısa ve özlü bir şekilde ona da işaret ettikten sonra konumuzu bitirelim. Âlâ suremizden alacağımız dersler neler? 1. Allah-u Teala yüce sıfatlarıyla zikredilmelidir. Nitekim Cenab-ı Hak bir başka ayet-i celle'de Allah'ın güzel isimleri var. O güzel isimleriyle Allah'ı anın buyuruyordu. Yani Cenab-ı Hakk'ı biz güzel isimleriyle anacağız. Allah-u Teala'nın yaratışı ve yönetimi mükemmeldir. Kusursuzdur. Alemde kusur yok. Her varlık vazifesini tam vaktinde yapıyor, düzen ve nizam içerisinde. O halde tabiatın bu kusursuz işleyişi bizim de işlerimizi kusursuz yapmamızı hatırlatıyor. Nitekim Peygamberimiz bu konuda Allah kişiyi yaptığı işi çok sağlam yapan kişiyi sever, beğenir buyuruyor. İşte kendi sanatı kusursuz, kulundan da gücü yetebildiği kadar kusursuz iş yapmasını istiyor. Her varlığa hayat hakkı veren, takdir eden, her şeyi ölçülü yaratan, yaşamanın yollarını gösteren Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla hayatımızda bazı şeyler ters gidiyorsa hemen rotamızı Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimizin sünnetine çevirerek nerede yanlış yaptığımızı bulup vicdanen, zihnen ve amel yönünden, hal hareket davranış yönünden kendimizi o ölçülere uydurmamız gerekiyor. Bilhassa insanın dünya ve ahiret huzuruna erişme yollarını da Allah-u Teala göstermiştir. İşte kat eflaha men zekkâhâ buyurdu ya. Ölü topraktan hayat fışkırtan yüce Allah'tır. İnsan hayatı dört mevsime benzetiliyor. Nitekim yukarıda ilk surenin ilk ayetlerinde bu konu anlatıldı. Efendim işte çocukluk dönemimiz, gençlik dönemimiz, ilkbahar, orta yaş dönemimiz, yaz, yaşlılık dönemimiz, sonbahar ve çökkünlük, ölüm yakın zamanındaki ihtiyarlığın kısmı da kışa benzetiliyor. Vahiy peygamberimizin kalbine unutturulmamak üzere indirilmiştir ve kaydedilmiştir. Bunda hiç şüphemiz yok. Kur'an-ı Kerim'imiz Cenab-ı Hak'tan indirildiği o saf haliyle peygamberimize, oradan da bize ulaştırılmıştır. Allah-u Teala açık ve gizli her şeyi bilmektedir. Ondan saklayabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne düşüncemizi saklayabiliriz, ne de günahımızı saklayabiliriz. Tevazu üzere yaşamamız gerekiyor. Hayatın en güzeli ve en kolayı tevazu ve takva üzere yaşamaktır. Bu aynı zamanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir yoludur. Sürekli birlikte yaşamak falan deniyor. Birlikte yaşama ahlakı, kültürü deniyor. Eğer ilahi ölçüler, Peygamberimizin hayat tarzı bizim için numune olursa, hayatın en güzelini, ölümün de en güzelini biz hak ediyoruz. Dini duygular gönlümüze iyice sindikçe ilahi emirlere ve yasaklara uyma işi kolaylaşıyor. Nitekim Peygamberimize Cenab-ı Hak böyle bir taahhütte bulunmuştu. İyilik yolunu sana kolaylaştıracağız. Takvaya kendimizi yönlendirdikçe Cenab-ı Hak cennete giden yolumuzu kolaylaştırıyor. Nasihat müminin vazgeçilmezidir ve hem nasihat edene hem de nasihat edilene mutlaka fayda verir. Öğüt Allah'tan haşyet duyanların kalbine daha çok işler. Yani Allah'ın kanununa, nizamına, emir ve yasaklarına uyanların öğütlerden elde edeceği fayda, sohbetlerden elde edeceği kazanç çok daha büyüktür. İlgili ayet-i celleden bunu gördük.
İnkarcılar öğütten kaçarlar. Kalbi hastalıklılar. Günahlarla iyice içli dışlı olmuş olanlar öğütten kaçarlar. Çünkü artık öyle bir tatlı hale gelir ki o haramlar. Ondan el etek çekmemek için kendisine şöyle yapma, böyle etme diyen insanların sesini duymak istemezler. Dolayısıyla da onlara tebliğ ve öğüt verdikten sonra yapabilecek başka bir şey kalmıyor. Tıpkı peygamberlerin yaptığı gibi güzelce öğüt verdikten sonra, tebliğ vazifemizi gerçekleştirdikten sonra yapabilecek başka bir şey yok. İlahi öğütleri almaktan kaçınanlar ateşe yaslanacaklardır. Bunda da hiç şüphe yok. Peki cehennem kurtuluş yeri midir? Hayır. Orada ne ölüm var, ne hayat var, ne de rahat var. Ruhunu arındıran, içini güzelliklerle, dini duygularını güzelliklerle süsleyenler, Allah-u Teala'yı çokça zikredenler, namazını kılanlar ve bütün dinin emirlerindeki o ahlaki özü yakalayarak insanlara güzel ahlakın, peygamberimizin güzel ahlakının numunesini sunanlar kesinlikle kurtulmuşlardır. Asıl tercih edilecek hayat, hayırlı ve sonsuz güzelliklerin yurdu sayılan ahiret hayatıdır. Dünya hayatı geçicidir. Evet, dünya hayatında da hiç kimseye muhtaç olmadan, bilakis muhtaç durumda olanların elinden tutarak, onların acısını, ızdırabını dindirerek hayat sürmek gerekir. Zaten bu duygularla yaşanan hayatımız ahirete de bir hazırlık manasına gelir. Ve bütün salih amelleri gözeterek yaşıyor olmamız, ibadet taatımıza, inancımıza, güzel ahlakımıza dikkat ederek yaşıyor olmamız aynı zamanda bizim ahireti tercih ettiğimiz anlamına geliyor. İlahi sahifeler ve kitaplar muhataplarına daima güzellikleri telkin etmektedir. İlahi kitapların içerisinde insanın dünya ve ahirette sıkıntı çekmesine sebep olabilecek bir hüküm yoktur. Onu strese sokacak, ona bir takım ruhsal bunalımlar yaşatacak hükümler yoktur. Bilakis insana kendi özünü tanıtan, kendi özüyle barıştıran ve kendiyle barışık insanı bütün bir cemiyetle, hatta bütün bir alem ve dünya ile kucaklaştıran ve ona huzur, saadet, hayat sevinci sunan ilkeler bütünüdür. Sahifeler ve kitaplar. Cenab-ı Hak kitabımızı sımsıkı tutmayı, o kitabımızı bize güzellikle öğreten peygamberimize santim santim, milim milim uymayı nasip etsin. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun efendim.